Sevgili çocuklar, bugün çok farklı bir çalışmayı tanıyacağız. Filografi, tellerle bir ince sanat çalışması. Nasıl başlıyor? Başlangıcı nedir? Şimdi, hangi malzemeler lazım? Neler yapıyorsunuz? İlk önce tahtamız, kavak, kontura. İstediğimiz şablonu örneğin yerleştiriyoruz kağıt üzerine. Daha sonra çivileri çizgiler üzerinden çakıyoruz. Çekiçle. Çekicimiz 100 gram, ele daha hafif geliyor. Çekici görebilir miyiz? Şöyle. Çünkü çocuklar merak ediyorlar, evet, hangi malzemeler kullanılıyor, çekicimiz nasıl yapılıyor. Budur. Karga burnumuz, eğik çaktığımız zaman bakın düzeltmek çocuklar, karga burnu. Yani hocam her zaman yaptığı için, evet, ona mesela sıradan bir şey geliyor. Ama siz karga burnu deyince kuşlar aklınıza geliyor. Hocam göstersin karga burnu özelliğini. Onunla ne yaptığını da göstersin. Eğik çakılan çivileri düzeltme amaçlı veya tamamen çıkartma amaçlı kullanıyoruz. Karga burnundan çok bu şekilde istifade ediyoruz. Çok önemli bir işlevi varmış karga burnu. Evet. Onu öğrendim. Astarlama işlemi bittikten sonra daha sonra üst örgümüzü yapıyoruz. Yoğun bir şekilde örüyoruz. Aynı teli gerekirse aynı yere 3-5 defa doluyoruz. İhtiyaç olursa daha da fazla doluyoruz. O kişinin kendi yaparken görselliğine kalmış. Doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz. Örgü işlemimiz bittikten sonra en son artık çerçeveye iş kalıyor. Ondan sonra tablomuz bitmiş oluyor. Sevgili çocuklar, filografi sanatının yüzlerce örnekleri var. Şu anda işlenmiş, çerçeve haline gelmiş, son aşamadaki hallerini burada sergilenmiş vaziyette görme şansımız var.